özel bakım spreyi yaptım kendim ama kullanmak istemiyorum hemen bitmesin diye. Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün kendime bir tane saç bakım şeysi yaptım. Ondan bahsedeceğim içerisinde ne var diye. Böyle neresinden baktığınıza bağlı içinde ne olduğuna. İçi çok güzel, kokusunu söyleyeyim önce. Kokusu aromatik, çok aromatik. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben saçlarımı yaklaşık olarak şu boylardan beri saçlarım için kuaföre gitmiyorum arkadaşlar. Gitmeme sebebim de her seferinde kuaföre gittiğimde hüsranla çıkıyorum. İşte bir kere gittim saçlarım iğrenç bir şey oldu. Bir kere gittim sanki taburaya oturtmuş da sadece böyle makası tutup benim kafamı çevirmişler gibi bir saç kesmişlerdi bana. Böyle İngilizce kitaplarındaki Fatima gibi olmuştum böyle. Var ya Fatima diye böyle saçları küt bir kız var böyle hani İngilizce kitaplarında. Ortaokul, lise kitaplarında illaki görmüşsünüzdür hani benimle yaşıtsanız, aynı jenerasyondaysanız. Öyle bir iğrenç bir saç kesmişlerdi. Bir kere saçlarımı sarı yapmak istedim ama böyle bir oldu. Çok kötü böyle karamel yaptım dedi adam bir de ama karamel bile değil. Hani o saç böyle farklı bir şeydi. Farklı bir renkti. Neyse böyle baya baya tecrübe edindikten sonra kendim saçlarımın kırıklarını alarak Gözde'nin saçlarımın nasıl açıyorum videolarını izleyerek rengini kendim açıyorum. Kendi saçlarımda kendi bulduğum yöntemle kırıklarını alarak buralara kadar getirdim arkadaşlar. Böyle uzattım işte. Ve şu saç yaklaşık olarak şu, yani şu boylardaydı. İşte şuralarımdaydı ve yaklaşık olarak bu boya 5-6 ayda falan geldi. Hani çok hızlı bir şekilde geldi. Geçen gün de yine saçlarımın kırıklarını kendim almak istediğimde saçlarım ama böyle hani sürekli elektrikleniyor. Saç temiz olduğu için elektriklenince ben de elektriğini gidermek için ne yapayım dedim. Su sıkayım dedim ama suya da dedim aroma katayım dedim. Öyle kendimce böyle hani en azından dedim sıktığım suyun içerisinde bir şeyler olsun dedim. Hani böyle aynı zamanda saçıma böyle bakım yapacak bir şeyler koyayım içerisine dedim. Çok güzel kokuyor. Nasıl kokuyor söyleyeyim. Bilmiyorum, çok acayip kokuyor yani. Kokuyu anlatamam. İçerisinde ne var bunun? Bugünkü bu videomda ondan bahsedeceğim. Bunun içerisinde arkadaşlar ne yok ki demek istiyorum öncelikle. Öncelikle su var içinde bunun. Önce su koydum. Daha sonra içerisine bepanten koydum arkadaşlar. Gerçekten bepantenin cildi onarıcı özelliği varsa dedim bu bepanten dedim her şeyi dedim eğer dedim onarıyorsa dedim saçlarımı dedim yapar bir şeyler dedim. Gözde'nin de saç bakım rutinim şeyinde benim de aynı zamanda var bir tane saç videom. Onlarda da görürsünüz. Bepanten çok fazla kullanıyordu. Ben zaten ilk Gözde'den gördüm bepanteni. Çok az bir şey. Bepanten içerisine bunu damlattım. Yani fındık büyüklüğün, iki fındık büyüklüğünde falan bundan koydum arkadaşlar. Bepanten koydum. İçerisine arkadaşlar Urban'ın iki tane ürünü var böyle. Her ikisini de göstereyim. Hem sarısı hem pembesi. İkisini döktüm. Böyle üç pompa falan sıktım içine. Sonra L'Oreal'in mucizevi yağ diye bir ürünü var. Bunu illaki görmüşsünüzdür. Gerçekten mucizevi hani söyledikleri kadar var. Birazcık Pantene'in bir tane argan yağ aromalı ürünü vardı. Onu koydum. Bundan yine koydum. Sonra arkadaşlar bir de şundan sıktım. Bu da çok güzel. Glisin. Bunları koydum. Bunları koyduktan sonra içerisine birazcık da Hindistan cevizi yağı koydum. Hindistan cevizi yağını da her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gerek yiyebilirsiniz, gerek saçlarınızı kullanabilirsiniz. Yemeklerde bilmiyorum kullanmadım ben. Hepsini koydum. Sonra çalkaladım bunu. Böyle bir renk oldu. Saçlarıma da sıktım böyle. Saçlarımı tararken mesela elektriklenmesini alsın diye böyle hafif bir şey sıkıyorum. Aynı zamanda herhalde besliyordur diye düşünüyorum. İnşallah besliyordur. Bir sonraki videomda karşınıza kel olarak çıkmazsam muhtemelen besliyordur diye tahmin ediyorum. Siz de yapabilirsiniz aslında. Çok güzel bir şey. Hani gidip de böyle bir su yapmak için evinizdeki ufak tefek böyle saç bakım yağları, saç bakım kremlerinizden kaldıysa bunları alıp bir kabın içerisinde karıştırıp kendinize saç bakım şeysi yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani saçlarımı ben hani ıslatırken değil de böyle saçımı yaptıktan sonra böyle elektriğini alsın diye birazcık onun için aldım aslında. Hani en azından dedim sırf sıvı su koyacağıma içerisine bir şeyler de koyayım. Saçı da korusun dedim. Bahsettiğim karışım bunu oluşturuyor arkadaşlar. Siz de evinizde kendi varsa kullandığınız saç bakım ürünleriniz veya bitmeye yakın kalmış, tarihi geçmeye yakın kalmış ürünleriniz varsa böyle bir
pompalı bir spreyin içerisine koyup kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sizde paylaşacaklarım bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmediyseniz de beğenmedime basın. Canı sağ olsun. Ne yapayım yani hani. O kadar çektim yani. Ne bileyim. Öyle yani. Canım sıkıldı şimdi ya. Niye beğenmediniz ki? O kadar uğraştım. Çok teşekkür ederim arkadaşlar herkese. Hoşça kalın.